3,5 başlık olarak impuls ve momentum. Şimdi arkadaşlar geçen hafta iş enerji konusunu bitirdik. İş enerji konusunu 2 haftaya yaydık. Önce kinetik enerji ile ilgili bilgi verdik ve bunlarla ilgili problem çözdük. Geçen hafta da potansiyel enerji ile çözdük. Enerji konusunda hatırlarsanız kuvvetin yer değiştirmeye göre integralini alıyorduk. Yapılan işi bulmak için ne yapıyorduk? U eşittir F çarpı S diyorduk. S ne oluyor? Yer değiştirme. Biz de kuvvetin veya hareket denkleminin, Newton'un hareket denkleminin yer değiştirmeye göre integralini alarak neyi elde ediyorduk? Daha çok hızı elde ediyorduk. Şimdi impuls momentum konusunda ise kuvvetin zamana göre integralini alacağız. Yani kuvvetin sabit veya zamanın bir fonksiyonu olduğu durumlarda hız bir bilinmeyense hızı bulmak için biz kuvveti buna bağlı olarak yani Newton'un hareket denklemini zamana bağlı olarak integre ederek impuls momentum denklemlerini elde edeceğiz. Bu tip problemlerde impuls nedir? Momentum nedir? Bunları daha bir detaylı bir şekilde konu akışı içerisinde açıklayacağım. Yani başlıktaki bu ifadelerin ne anlama geldiğini. Sadece en başta şunu söyleyebilirim. Bu tip problemlerde kuvvet çok kısa bir süre zaman aralığında cisme etkir. Yani bu tip problemlerde bir cisim vardır. Kütlesi m olan bir cisim. Belli bir hızla hareket ediyordur. Hareket ederken çok kısa bir süre kuvvet etkisine maruz kalır. Sonrasında bu kuvvet etkisi kalktıktan sonra cisim kütlesiyle farklı bir yönde de veya aynı doğrultuda hızı değişmiş olabilecek değişken bir şekilde hareketine devam eder. Yani buna en güzel örneği şu şekilde verebiliriz. Bir tenis oyunu sırasında topu oyuncuya doğru geldiğini düşünün. Geldiği anda topun bir momentumu vardır. Momentumun formülünü vereceğim birazdan. Sonra top oyuncuya ulaştığında raketiyle çok kısa bir zaman aralığında topa oyuncu vurur. Bu bir impuls, itme. Türkçe karşılığı itme olarak da ifade ediliyor bazı kitaplarda. Bir impuls uygular oyuncu. Sonra top ne olur? Yön değiştirir. Kütlesi değişken değildir. Farklı bir hızda hareketine devam eder. Son momentumu vardır. Yani bu harekette başlangıçta bir momentum vardır. Arada bir itme olayı gerçekleşir. Sonra son bir momentum kazanarak kütleli bir cisim M kütleli bir cisim hareketine devam eder. Yani genel prensip mantık böyledir. Şimdi bir örnek verelim, formülü verelim. Yavaş yavaş formüllere girelim. Alt bir başlığımız var. Öncelikle 3,5,5,1 diyorum. Doğrusal impuls momentum ilkesi. Şimdi bu ilkeye göre arkadaşlar bir eğrisel bir yörüngede uzayda hareket eden M kütleli bir parçacık bir bileşke kuvvet etkisinde V hızıyla hareket ederken şu hareket denklemini biz nasıl yazabiliriz? Cisme hareket şu kalemimizi yeniden siyah alalım. Toplam kuvvet neydi? Newton'un hareket denkleminde F eşittir M çarpı A'ydı. Biz burada bu toplam kuvvet yerine şöyle yazabilir miyiz? M çarpı A yerine dV bölü dt. Yani hızın zamana göre türevi diyebiliriz. Kütle skaler bir büyüklük değişmez. Şöyle parantez içerisinde ifade ediyorum. Momentum dediğimiz yer işte şu M çarpı V'dir arkadaşlar. Yani kütle ile hızın çarpımı bize momentumu verir. Ve biz momentumu G harfi ile ifade edeceğiz. Zaman içindeki değişimidir dedik. Momentumun zamana göre değişimi bileşke kuvveti veriyor bize. Peki momentum nedir diyecek olursak ve problemlerde çözerken momentumun
hesaplarken kullanacağımız formül G eşittir M çarpı V olacaktır. Evet, bu formülü kullanacağız. Momentumun hesabında. Tenis topu örneğini vermiştim. Başlangıçta M çarpı V1 hızıyla gelecek. Rakete çarpacak. Sonra M çarpı V2 hızıyla uzaklaşacak. Başlangıçta ve sonuçta bir momentuma sahip oluyor cisimler. Arada da bir itmeye maruz kalıyor. Kısa bir süre için bir F kuvvetine maruz kalıyor. Evet, yeni bir büyüklük tanımladık momentum olarak. Doğrusal momentum vektörünü tanımlamış bulunduk. Bu da neye eşitmiş? Kütle ile hızın çarpımına eşitmiş. Bir yine şekil üzerinde tanımlama yapmak istersek şöyle şurası z ekseni, şurası y ve şurası da x ekseni olsun. Şimdi bu şeklin içine bir yörünge çiziyorum. Şöyle bir yörünge çizdim. Bu yörüngede hareket eden bir cismimiz olsun. Başlangıçta bakın ne dedik? V1 hızına sahip olsun. Başlangıçtaki hızı V1. T1 anında süre önemli. Bakın zamana bağlı ne dedik biz? Hareket denklemini zamana göre integre ederek impuls momentum denklemlerini çıkarıyoruz. Dolayısıyla T1 anındaki hızı V1 olan M kütleli bir cisim. Konum vektörünü de şuradan tam olmadı. Evet. R1 olarak ifade edelim. Sonra bu cismimiz tam şu noktadayken kısa bir süreliğine kuvvet etkisinde kalsın. Bu kuvvetimizi şöyle çizelim. Bileşke bir kuvvet etkisini gösterelim bu şekilde. Ondan sonra hareket eden cisimi hızı ne olacak? Her zaman yörüngeye teğet olacak. Şöyle de V hızıyla hareketine devam ediyor olsun. Cismimiz M kütleli bir cisim. Biraz önce yukarıda ne dedik? Bakın kuvvet neye eşitti? Momentumun zamana göre değişimine eşitti. Dolayısıyla şuradan siyah kalemimizi alalım. Hızın zamana göre değişimi aynı zamanda neye eşit olmuş olacak? Hızın türevi momentumun türevine eşit olmuş olacak. Şurada asıl momentumun yönü ise hangi yönde gerçekleşecek? Hızla aynı yönde bir momentuma sahip olacak. Momentumu nasıl tanımlamıştık? G eşittir M çarpı V olarak tanımlamıştık. Buradaki konum vektöründe R olarak gösterelim. Ne dedik? Çok kısa bir süre kuvvet etkisine maruz kalacak. Sonra da en son olarak da yeni bir hız kazanarak farklı bir doğrultuda hareketine devam edecek. Buradaki yörüngeye yine teğet, yeni son hızı da V2 olsun. T2 anındaki. Yani bu işlem hangi sürede gerçekleşiyor? T1 ile T2 süreleri arasında gerçekleşiyor. Sonlu bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşen bir hareket olmuş oluyor. Son olarak da bunun konum vektörünü R2 olarak ifade edelim. Yani hareketin başlangıcında şurada bir momentum var. Sonra bu zaman süresince bir kuvvet etkisi gerçekleşiyor kısa bir süreliğine. Sonra cisim hareketine farklı bir yönde, farklı bir hızda yine ikinci bir momentumla devam ediyor. İmpuls ve momentumu kabaca bu şekilde tabir etmiş olduk. Şimdi şu formüllerimizi çıkararak konuyu anlatmaya devam edelim. Bileşke kuvvet net olarak biraz önce yukarıda da yazdık. Ne dedik?
dg bölü dt momentumun zamana göre türevine eşit. Zaman sıfıra yaklaşırken zamandaki değişim, yani t2 ile t1 birbirine çok yaklaşıyor, t2 t1'e eşit derecede sıfıra yaklaşırken biz kuvveti şu şekilde ifade edebiliriz. Ortalama kuvvet delta g bölü delta t'dir. Yani momentumdaki değişim bölü zamandaki değişim ortalama kuvvete eşittir. Bu durumda formülü şöyle yazabiliriz. Delta g'yi yalnız bırakacak olursak ortalama kuvvet çarpı delta t neye eşit? Momentumdaki değişime eşit. İşte arkadaşlar bakın biz momentumdaki değişim neye eşittir? F ortalama çarpı delta t impuls dediğimiz ifadedir. Yani şu F ort çarpı delta t neye eşitmiş? İmpulsa yani itmeye eşitmiş. İtme dediğimiz ifadeyi de nasıl hesaplıyoruz o zaman? Şu alta bir kere daha yazayım. İtmeyi I ile gösteriyoruz veya impulsı. Ne dedik? Kuvvetin zamana göre integre edersek kuvveti dedik. Impuls momentum denklemlerine erişiriz dedik. Aynı zamanda bu neye eşit? F ortalama çarpı delta t'ye eşit alıp işlemlerimizi yapabiliriz. F ortalama çarpı delta t'de neye eşit? Momentumdaki değişime eşit. Şimdi impuls ile momentum arasında bir ilişki kurup üçüncü bir denklem vereceğiz. Ve problemlerde de daha çok onu kullanacağız. Ama ayrı ayrı ifade etmek gerekirse yukarıdaki denklemimiz şu denklem momentum. Şu denklem impuls veya itme olarak ifade edilebilir. Kuvvetin zamana göre integre ettiğimizde bu nasıl ortalama kuvvet çarpı delta t'ye eşit oluyor? Burayı biraz daha açmak istiyorum. Şunu söyleyebilirim ki kuvvet zaman grafiği altında kalan alan momentumdaki değişime eşittir. Yani F ortalama çarpı delta t neye eşit? Momentumdaki değişime eşit. Şu aşağıya bir kuvvet zaman grafiği çizeceğim ama ondan önce bir hareket tanımlaması yapıp ona göre bu kuvvet zaman grafiğini çizmek istiyorum. Şöyle bir duvar var. Aynı duvarı bir kere daha çiziyorum. Şurada bir topumuz olsun. V hızıyla bu duvara doğru atılsın. Bakın başlangıçta neyi var? M kütleli bir cisim. V hızıyla hareket ediyor. Sonra geliyor bu top duvara çarpıyor. Ne oluyor çarpınca? Kısa bir süreliğine duvar bir topa bir kuvvet uyguluyor. Ve topun hızı ve yönü değişerek top hareketine tabii ne olacak? Bu konumdan sonra devam edecek. Şimdi bu harekete ait bir grafik çizecek olursam. Şurası zaman. Şurası kuvvet olsun. Şimdi bakın topun yüzeye değdiği andan itibaren ne olacak? Kuvvet artacak. Artacak. Sonra dengeye ulaşıp kuvvet azalmaya başlayacak. Azalacak, azalacak, azalacak. En sonunda da kuvvet ne olacak? Sıfırlanacak. Duvarla top arasında böyle bir etkileşim oluşacağını çizdik. Şu alttaki çizgiyi biraz daha uzatmak istiyorum. Evet. Şimdi şuradaki kuvvet, bileşke kuvvetin maksimum olduğu nokta. F net olarak tanımladım. Normalde integral alırken integral ne demektir? Eğrisel bir grafiğin altında kalan alandır. Yani integral dediğim zaman şu alanı bulduğum zaman ben aslında F çarpı yani kuvvetin zamana göre integralini almam demek. Şu grafiğin altındaki kalan alanı bulmam demek. Ama ne yazdık biz? Ortalama kuvvetle
zamandaki değişimi çarparak biz impulse'ı bulabiliriz veya momentumdaki değişimi bulabiliriz dedik. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi şuraya da ortalama kuvvet diyorum. Bakın kuvvetin ortalamasını şöyle çizdim. Şimdi arkadaşlar F ortalama çarpı delta T ne dedik? İmpulsa veya momentumdaki değişime eşit dedik. Şu mesafe ne oluyor? Şurası sıfır noktası olursa şurası delta T oluyor. Şimdi F ortalama çarpı delta T nasıl şu integral işleminde gösterilen ifadeye eşit olabiliyor? Şöyle ki şurayı ortadan ikiye böldüğümde şu taradığım alan, ben şekli çok güzel çizemedim ama yaklaşık şuraya eşit. Şu taradığım alan da yaklaşık şuraya eşit olacaktır. Dolayısıyla şuranın alanını hesapladığımda, şu bölgenin alanını hesapladığımda yaklaşık bu eğrisel olarak çizdiğim kuvvet zaman grafiğine eşit bir sonuç elde ederim. Ki bu da neye eşittir dedik? Delta G'ye, yani momentumdaki değişime eşit bir ifade elde etmiş oluyoruz. Umarım bura anlaşılmıştır. Kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alan yardımıyla impulsı, itmeyi ya da momentumdaki değişimi hesaplıyoruz. Biz sorular çözerken daha çok integral falan almadan böyle skaler olarak ortalama kuvvet çarpı delta T ifadesinden yararlanarak itmeyi hesaplayacağız. Onu söyleyeyim. Şimdi bir başlık daha atıyorum. Ana formüllerimizi vereceğim. Yani impulse momentum arasında bir ilişki kuracağım şu anda. 3-5-2 impulse momentum ilkesi. Şimdi impulse ile momentum arasında bir ilişki kuracağız arkadaşlar. Bunun için sonlu bir zaman aralığında gerçekleşiyor bu olay ve bunun için şu biraz önce, daha önce dersin başında kullandığım bir formül vardı. Bakın dg bölü dt ifadesi. Bunlardan yararlanacağım. Bu ifadenin her iki tarafını da dt ile çarpıyorum öncelikle. Çarptığım zaman ne olacak? F çarpı dt eşittir dg ifadesini elde edeceğim. Peki şu dg ifadesi neye eşitti? Şuraya şöyle yazalım. Toplam f çarpı dt eşittir m çarpı dv idi. Her iki tarafın integralini alıyorum sonlu bir zaman aralığında. Bakın T2 olsun son zaman, hareketin başladığı zamana da T1 diyelim. Hareketin bittiği anda hız V2, başlangıcındaki hız V1 olsun. Sonra bu denklemi biraz daha düzenlersek, şurada integral işlemi yaparsak ne olacak? MV2 eksi MV1 olacak, değil mi şurası? Şurası MV2 eksi MV1 olacak. Eksi MV1 denklemin eşitliğin diğer tarafına artı olarak geçer. O zaman şöyle bir denklem elde ederim. MV1 artı toplam integral T2'den T1'e F çarpı DT eşittir m çarpı v2. Şurası normalde mv2 eksi mv1'di. M eksi mv1'i sol tarafa geçirdik. Artı olarak
bu şekilde ifade ettik. MV1 dediğimiz şey nedir? Şu ifade momentumdur. Yani başlangıç momentumu G1 artı aradaki bu kuvvet, impulse, itme uygulanıyor. Kısa sonlu bir zaman aralığında, bakın T1'den T2'ye sonlu bir zaman aralığında kısa süreli bir kuvvet uygulanıyor. F çarpı DT olarak hesaplıyoruz impulse'ı da. Bu da neye eşit olacak? Son momentuma eşit olacak. İşte bizim problemlerde kullanacağımız impulse momentum ilkesine bağlı olarak formülümüz bu arkadaşlar. Bu formülden yararlanarak problemlerimizi çözeceğiz. Bugün mümkün olduğu kadar yine her hafta olduğu gibi çok örnek çözmeye çalışıyorum daha iyi anlamanız için. Ama sizlerin de ilave olarak evde kendinizin örnek çözmesi tabii ki daha iyi olacaktır. Evet, tekrar edecek olursak G1 burada ne olacak? T1 ağındaki parçacığın doğrusal momentum. Yazalım. T1 ağındaki parçacığın doğrusal momentum. G2 T2 ağındaki parçacığın doğrusal momentumu. Son olarak şu ifademiz F çarpı DT ifadesi. Bu da delta T zaman aralığında, yani delta T neye eşit? T2 eksi T1. Sonlu bir zaman aralığında tüm kuvvetlerin doğrusal impulsu. Ya da bileşke kuvvetin doğrusal impulsu olarak tanımlanabilir. Bu üç tane ifade yardımıyla problemlerimizi çözeceğiz. Şimdi bu momentum, impulse momentum sadece yatay doğrultuda veya sadece düşey doğrultuda olmayabilir. Üç boyutlu bir uzayda eğrisel bir yörüngede eğer bir cismin hareketi söz konusuysa hem x kartezyen koordinatlarda hem y hem de z yönünde doğrusal impuls momentum ilkesini uygulamamız gerekebilir. Bu gibi durumlarda bu yukarı yazdığım şu vektörel denklemin skaler bileşenlerinden faydalanırız. X yönünde m çarpı v1x artı t2'den t1'e toplam x çarpı dt eşittir m çarpı v2x. Şimdi bu denklemleri de yazarken yönlere de dikkat edeceğiz. Eğer hız sağa doğru veya yukarı doğru hareket ediyorsa hız vektörü pozitif. Sola veya aşağı doğru hareket ediyorsa negatif. Aynı şekilde kuvvette fx kuvveti x yönünde etki eden kuvvetin doğrultusu artı x yönünde ise artı yazacağız kuvvetin başına. Eksi yönde ise eksi yazacağız. Bunlara dikkat edeceğiz. Bu işaretler artı eksi işaretleri bize neyi anlatıyor? Yönle alakalı bilgi veriyor. Y yönünde m çarpı v1y t2'den t1'e toplam fy çarpı dt eşittir m çarpı v2y. Son olarak m çarpı v1z artı t2'den t1'e toplam fz çarpı dt eşittir m çarpı v2z şeklinde bu denklemleri kullanarak hesaplamalar yapacağız. Kuvvet zaman grafiği altında kalan momentumdaki değişimi veya itmeyi verir diye bakın tekrar tekrar söylüyorum. Buna da dikkat ediyoruz. Şimdi son bir başlığımız daha var. Geçen hafta
enerjinin korunumu demiştik. Şimdi de doğrusal momentumun korunumu diyoruz. Evet, doğrusal momentum korunur mu arkadaşlar? Yani ya da korunursa nasıl korunur? Tanımını söyleyeyim. Tanımını söyledikten sonra korunup korunmayacağını düşünelim. Şimdi belli bir zaman aralığında parçacığa etkiyen kuvvetlerin bileşkesi sıfırsa ya da şöyle söyleyeyim, kuvvet etkimiyorsa parçacığa, başlangıç momentumu ve sonraki momentumu var, bitiş momentumu, ama bu zaman aralığı içerisinde de T2-T1 zaman aralığı içerisinde, delta T zaman aralığı içerisinde T2-T1 parçacığa etki eden kuvvetlerin bileşkesi eğer sıfırsa ne diyebiliriz? Doğrusal momentum korunur. Bu mümkün müdür? Kuvvetlerin bileşkesi nasıl sıfır olabilir? Bir çarpışma veya patlama kaynaklı bir etkileşim varsa kuvvet bileşkesi sıfır olabilir. İki araba karşı yönden gelen arabayla çarpıştı. Birbirlerine aynı doğrultu üzerinde eşit ve zıt yönlerde kuvvet uyguladığı takdirde ne olacaktır? Kuvvetin bileşkesi sıfır olacaktır. Bu durumda başlangıç momentumu bitiş momentumuna eşit olur. Yani biraz önce bir formül verdik. MV1 artı impuls eşittir MV2 idi. Delta F sıfır olursa ne olacak? MV1 eşittir MV2 olacak. Yani başlangıç momentumu bitiş momentumuna eşit olacak. Ya da şöyle ifade edebiliriz. Delta G eşittir sıfır. Yani momentumdaki değişim sıfıra eşit olacaktır. Momentumun korunması durumunda. Momentumun korunumu, bakın XYZ eksenlerinde hareket var ise, yani 3 boyutlu uzayda bir hareket var ise, bazen X ekseninde korunurken Y ve Z eksenlerinde korunmayabilir. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Patlama kaynaklı bir durumda da ne olacak? 3 boyutta da XYZ yönlerinde patlayan cismin parçaları dağılacak. Bu durumda bunların bileşkesi sıfır ve dolayısıyla doğrusal momentum korunmuş olacak. Sistemin iç impulsları aynı doğrultuda fakat zıt yönlerdeki kuvvetlerden oluştuğu durumlarda arkadaşlar kuvvetlerin bileşkesi birbirini sıfırlıyor ve momentum korunmuş oluyor.